Devam ediyorum arkadaşlar. Serintepe Mahallesi bizim yani burada bulunanların büyük bir kısmını bildiğim mahalle. Serintepe Mahallesi ve Karamaraş Mahallesi'nde evlerin çatılarında uzun menzilli silahlarla öldürülen insanlarımız var. Uzun menzilli silahlarla evlerin çatısına çıkıp insan öldürmek profesyonel bir iştir. Profesyonel bir iş ancak profesyonel ve devasa bir organizasyonla mümkün olur. Hiç kimse herhangi birinin evinin çatısına çıkıp bir başkasını öldürmeyi planlayamaz. Bunu planlayabilmek için ancak devlet içinde özel güç ve olanaklara sahip olmak gerekiyor. İşte hepinizin bildiği o evlerin işaretlenmiş olması ve devamındaki süreçte bu şekilde katliamın özgün bir planlamayla mümkün olduğunu gösteren bir şey. Uzun namlulu silahlarla insanları katledebilecek kadar usta nişancı olabilen ancak devletin içinde, devlet denetiminde çalışan paramiliter unsurlardır. Herhangi bir insan, sokaktaki herhangi bir şahıs eline silah alıp, uzun namlulu silah alıp bir evin çatısına çıkıp kimseyi katledecek olanaklarına ve imkanlarına sahip değil. Dolayısıyla bütün bunlardan baktığımızda katliamın son derece devasa bir planın sonucu olduğunu görmek mümkün. Başka bir ayrıntı daha söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi Muratlı bir aile var. Balta ailesi, Sağlam ailesi. Aileden 4 tane insan katlediliyor. Ve ailenin genç bir kızı var. O dönem 17'li 18'li yaşında bir fabrikada çalışıyor o dönem. Genç kız ailesini ararken katledildiklerini görüyor, öğreniyor katledildiklerini. İşte cesetlerini aramaya başlıyorlar. O dönem yine burada bulunan arkadaşlardan bilenler vardır. Okullarda, kışlarda ve bazı devlet konutlarında barındırılıyordu insanlar. Oraya bu genç kızın yanına defalarca, hatta genç kızı çağıran, defalarca çağırıp kendisiyle görüşen devlet yetkilileri var. Genç kız diyor ki, bugün tabii yaşlı bir hanımefendi, dedi ki, beni dedi çağırıyorlardı. Bana diyorlardı ki, sen annen öldü, baban öldü. Ailede tek büyük sen kalmışsın. Sen kardeşlerini burayı böyle bırakayım. Ya da sakinleşeyim. Kardeşlerini bize verdi. Bunları büyütemezsin. Kardeşlerini bize veriyorlar. Şimdi bu tas tamam soykırımcı bir zihniyetin dışarı. Tas tamam soykırımcılığın kendisidir. Yani dersini hatırlarsanız, Ermeni katliamını da hatırlarsınız. Mutlaka. Bunlar duyduğu şeylerdir. Dersinde ve Ermeni katliamında çocukların gasp edilerek büyütüldüğü, sahiplenildiği hepinizin bildiği şeylerdir. Hikayelerdir. Bunları. Ve Nurhak'taki aile aynen bunu anlattı. Kendisinin kardeşlerine el koymak istediklerini anlattı. O da şu an benim duyulandığım gibi duyulanarak anlattı. Benzer bir durum aynı şekilde 2 yaşında bir kız çocuğu gasp ediliyor, alınıyor. Kızın annesi babası öldürülüyor, katledilmiş. Bunlar Sivas Gürültü. Kız alınmış, gasp edilmiş. Annesi, baba annesi ağır yaralı, ailede daha fazla ölü var. Babaannesi de ağır yaralı. 6 ay önce babaanne Ankara'da yoğun bakımda kalıyor ve ilk kendine geldiğinde tabii çocuğunun ve kendinin öldürüldüğünü öğrendikten sonra torunu soruyor. Torunu ile ilgili bilgiyi uzun süre söylemiyorlar kendisine. Daha sonra bunu öğrendikten sonra torununu almaya gidiyor, aramaya gidiyor. Torununu bir subayın evinde buluyor. Ve subay aynı şekilde şu an biraz önce anlattığı olayı aynısını yapıyor. Diyor ki sen diyor bunu ne yapacaksın diyor. Büyütemezsin, edemezsin. Ben bunu büyüteceğim, şunu yapacağım, böyle yapacağım. Ne yaptıklarını hepiniz iyi biliyorsunuz. Gasp edilen çocuklara ne yaptıklarını da hepiniz iyi biliyorsunuz. O yalanlarında doğru olmadığını böylece öğrenmiş oluyoruz. Anne vazgeçmiyor, ısrar ediyor ve sonucu götürüyor. Ben sizi mahkeme edeceğim. Bu konuda yapılması gereken ne varsa onu yapacağım. Ben torunumu istiyorum diyor ve torunumu alıyor.
Şimdi bunları niçin anlattım? Bu ayrıntılar şunun için önemli arkadaşlar. Maraş katliamı dendiğinde, hani hele de olay dendiğinde insan gerçekten garip bir şey anlıyor. Yani olay üstünde sokağa çıktığımızda trafikte giderken adamın birisiyle kavga ederiz, olur bir olay. Yani bunun Maraş katliamı gibi soykırım amaçlı bir katliamı bu derecede ifade etmek hakkaniyetli olmadığı gibi vicdansız da tam bir şey. Yani ortada basit bir olay yok, basit bir durum yok. Ortada resmen bir katliam var ve bu katliamın soykırımı amaçladığı da bu anlatılanlardan rahatça anlaşılabilir, görülebilir. Değerli arkadaşlar, burada ölü sayısının azlığı, çokluğu üzerinde meseleyi değerlendirmeye çalışmak doğru değil. Bakın burada bu kadar vahim bir şeyden söz ediyoruz da ya bu kadar işte Dersim kadar ölü yok ya da Ermeniler kadar ölü yok o noktasından bakarak bu konuya dair fikir yürütmek gerçekçi değildir. Burada ölü sayısının az olmuş olması amacın gerçekleşmiş olmasıyla bağlantılıdır. Orada Maraş'ta zaten olabilen oydu, öldürülebilecekler de bunlardan ibaretti ve bu da amaçla gerçekleşmişti. Eğer daha farklı sonuçlar olsaydı daha farklı şeyler gelişebilirdi. Arkadaşlar şimdi bir şey daha belirterek devam etmek istiyorum. Yine konuşmaların içinde değinildi. Geçen sefer, geçen yıl yapılan etkinlikte özellikle de değinilmişti. Maraş katliamında özellikle yapılması gereken çok önemli birkaç ayrıntı var. Üzerinde sırada bu örgütlü bir mücadeleyle sonuca gitmeyi amaçlayacağım birkaç nokta var. Maraş katliamında katledilen arkadaşlarımızın mezarları başlı başına bir problemdir ve bunun daha çözümlerdir. Örgütlü mücadelenin sonucudur. Toplumsal duyarlılığın bu anlamda daha ileri düzeyde artırılmasını gerektiren zorunlu bir iştir. Ama sadece bu değil. Maraş katliamında katledilen iki tane arkadaşın cesedi de yok. Bunu daha önce de anlattığımı zannediyorum ama burada bir kere daha anlatmayı anlamlı buluyorum. Bir şeyi tekrar etmek zararlı değildir her zaman. Her zaman zararlı olmuyor. Maraş katliamında Hacı Bektaş Bozkurt'la birlikte katledilen Mahmut Ünal Adıyaman Tutlu Sünni Türk bir arkadaşımızdır. Demokrat devrimci olduğu için öldürülmüştür. Cesedi yoktur. Hatice Yılmaz Gür'ün alaca mezarıdır. Cesedi yoktur. Yani bu insanlarımızın cesetleri de sadece mezarları değil, cesetleri de kayıptır. İki tane insanın da cesedi gömülmüş aylar sonra ailenin çabası sonucu Mustafa Acirikli diye yaşlı bir amcanın cenazesini öldürüp gömüyorlar. Aylar sonra cenaze başka yerde, başka bir çaba sonucu, başka bir çalışma sonucu buluyor. Bir başka nokta, hepinizin burada bulunanların içinde de mutlaka benzer şeyin durumda olanlar vardı. Arsalar alınırdı o zaman, ben hatırlarım. Mehmet Taş Kesen vardı, bir de şu an adı aklıma gelmeyen birisi vardı. O bölgede Serintepe ile Yerüselim arasındaki boşlukta arsa pazarlılardı. Senetlerle, tahsitli arsa pazarlılardı. Arsaları olan arkadaşlarımızın, evleri olan arkadaşlarımızın, eşyası olan arkadaşlarımızın arsaları, evleri, eşyaları gasp edildi. Şimdi yıllar sonra katliamı yaşamış olan insanlara çok garip geldi. Yani bu, ya bunların bu saatten sonra söylemenin bir anlamı var mı? Var. Sonuçta hak haktır, haksızlık haksızlıktır. Bir şeyi alabilmenin yolu adını koymaktan geçer. Orada arsa aldığı insanlar, ev sahibi olduğu insanlar, mesela Tekke Mahallesi'nde İsmail diye şu an soyadı aklıma gelmeyen bir ailenin komple evi gasp edilmiş. Ve kadın bana anlattı Adana'ya gittiğimde, Adana'da yaşıyorlardı. Kadın dedi ki, ben dedi, oğlu, şey, eşim ve gelinlik kızım katledildiğinde evi terk etmek zorunda kaldım dedi. Pazarcı'nın bir köyüne sığındım. Bir ay kadar orada beni misafir ettiler. Sonra dedi, oradan ayrıldım dedi. Evime gittim. Başkaları gasp etmişti. Ne bir daha eve gidebildim, ne şey yapabildim. Devlet yetkililerine gittim. Gittiğim her devlet kurumunda kovuldum ve evim gitti. Aynı şey Mahmut Duman için geçerli. Yörükseli'nin mahallesinde Mahmut Duman evi de benzer içinde gasp edilmiş. Ben eminim ki bizim Kaşan arkadaşlarında evleri, arsaları benzer biçimlerde gasp edildi. Bu gaspa sessiz kalmak zorunda değiliz. Bu gaspı içimize sindirmek zorunda değiliz. Bu gaspı olmamış gibi kabul etmek zorunda değiliz. Bu gaspın peşine düşmek, bu gaspı dillendirmek, bu gaspı söylemek bizim zorunlu görevlerimizden biridir. Sonucun ne olacağından bağımsız. Yeni bir dünya kurulacak arkadaşlar. Yeni bir dünyada herkes hakkını alacak. Onun için
bu konuda bu konuda sorgu işte bir şey olur mu olmaz mı şeklinde ele almaya gerek yok. Bir şeyin olabileceğine inanan bir yerde, yeni bir dünyanın kurulabileceğine inanan bir yerde bu katliamda yaşanan bu ayrıntıları da hepinizle paylaşmış olmanın mutluluğuyla saygılar sunuyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Olduğunun farkındayım. Ben bir kitap yazdım. Daha sonra bir kitap gerekmeyeceğini zannettim. Sonra bir kitap daha yazdım. Şimdi bakıyorum başka şeylere de gerekiyor. Uzun olması biraz ayrıntılardan kaynaklı oldu. Özür diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi misafirlerimize soru sormak isteyenler varsa sorularını alalım. Soru sormak isteyen varsa. Ben panelist arkadaşlara teşekkür ederim bizi aydınlattıkları için. Şimdi aziz arkadaşa şey soracağım. Yani bu bir takım katliamı planlayanların isimlerinden bahsetti. İşte MİT'ten insanlar. Gerçekten bunlardan yargılananlar oldu mu? Bir de işte hepimizin bildiği gibi şu an Kürdistan'da bir savaş var. Yani her gün bir yerde bir sıkı yönetim uygulanıyor. Türkiye'deki devrimci güçler buna yeterince destek veriyor mu? Bu soruyu da şeyin arkadaşa soruyor. Hocam beraber mi alacaksınız? Allah siz biliyorsunuz. Hayır herkesten alalım sonra öyle yapalım. Ben de teşekkür ediyorum panelist arkadaşlara. İsmim İnan Kaşanlı'yım. Alevi ve Kürt kelimesiyle ilgili benim her zaman dikkatimi çeken bir şey var. Alevi katliamı kelimesini, yani Yavuz döneminden sonra 1500'lerde yaşanan Safeviler ve Osmanlıların meselesinde ki Alevi katliamı kelimesini kabul ediyorum. Ama sonrasında çoğunlukla bu katliamlara maruz kalanlar Alevidir, doğru ama Anadolu'da Aleviler şeyde Toroslar'da da yaşıyorlar. Tokat, Amasya, Giresun, Sinop, Bektaşiler var ayrıca Trakya'da. Kaz Dağları, Edremit, birçok bölgede topluca Alevilerin yaşadığı bölgeler var. Ve bu tip katliamlar, bu tip durumlar, kaynamalar yaşanmaz. Dolayısıyla bu Elbistan'dan, Maraş'tan, daha önce Kırıkan katliamı vardır. Bilir misiniz? 50'ler, 60'lar çok eski bir durumdur bu. Kırıkan'dan Dersim'e kadar, hatta Erzincan'ın çeşitli bölgelerine kadar bir havza vardı. Bu havza üzerinde Kürtçe konuşan Aleviler üzerinde bir çalışmadır bu hep. Dolayısıyla böyle olunca evet Alevilerdir aynı zamanda ama ben bunu direkt Kürt katliamı, Kürt soykırımı olarak değerlendiriyorum. Yani ayrı bir konu başlığı olabilir belki. Bu konuda kısacık bir fikriniz olursa herhangi bir panelist fark etmez. Böyle bir hatırlatma yapmak isterim. Dikkatimi çeken bir konuydu bu. Hocam sanırım bu kadar. Buyurun. Şimdi Kürdistan sürecine yeterince destek sunuluyor yaşananlar. Çok acı tabii. Benim de kanaatimce yeterince destek sunulmuyor ya da sunulamıyor. Yani Türkiye'de devrimci demokrasi güçlerinin öznel niyetlerinin ötesinde bir durum biraz. Ya yani biraz da örgütlenme düzeyiyle alakalı. Yani subjektif niyetler ve açıklanabilecek bir durum değil. Ancak şu gerçek de var. Yani Türkiye'de hala devrimci demokrasi güçleri içinde yer alan ama Kürt sorunun aciliyetini, önemini tam kavrayamamış görünen kesimler de var elbette. Yani oradan kaynaklanan bir zayıflık var. Ama devrimci hareketin
yeterince destek sunamadığını söyleyebiliriz. Bu yanlış olmaz. Ama bunu da kendi gerçekliğiyle izah etmek lazım. Yani objektif olarak maalesef gerçekten toplumsal mücadeleye manivela teşkil edebilecek bir örgütlük düzeyinden yoksun Türkiye tarafı. Yine bu işte Erzincan'dan başlayarak Malatya-Maraş hattında yapılan katliamların sadece alevi katliamı olarak sunulamayacağına dair bir soru geldi. Ben Nakistan'ın kendi görüşünü anlatayım. Toroslar'da da elbette aleviler var, tahtacılar. Anadolu'nun birçok yerine dağılmış vaziyette. bu hat stratejik bir hat. Yani Türkiye ile Kürdistan'ı denebilir ki birbirinden ayıran stratejik bir hat. Bu hatta Alevilerle Sünniler, Türklerle Kürtler, hatta yer yer Çerkezler de konumlandırılmış durumda. Balkanlardan gelenler bile Bingöl, Muş yöresinde konumlandırılmış durumda. Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın İtiyat ve Çarp diye bir broşür çalışması var. Kürt meselesini irdeler. Orada o da buna değinir. Oraya yerleştirilenlerin hepsi Kürtler bir medeniyetin temsilcisi oldukları için bu coğrafyadaki mevcut halklardan hepsinden değilse de en azından Türklerden çok daha ezeli bir geçmişleri olduğu için ve toprağa bağlı oldukları için Kürtler olarak daha güçlü. Dolayısıyla oralara Kürtleri Kürtleştirmek üzere konumlandırılanları rahatlıkla Kürtleştirebilmişler. Yani kültürleri daha güçlü. Şimdi Maraş, Malatya, Dersim, Erzincan hattı devlet için dedim gerçekten stratejik bir hat. Denebilir ki geçmişte eğer o paradigma üzerinden mücadele devam etseydi, eğer PKK'nın bugün söylediği, önerdiği çerçeve içinde sorun çözülmez de Türk halkının peşine takan, bugün en azından öyle görünür, ileride bu nasıl olur bilemeyiz. Devrimci hareket örgütlenirse devlet bir tarafa itilebilir. Türkiye Kürdistan devrim dinamikleri birlikte içip oturabilirler. Ama eğer bu kotarlamazsa en şiddetli çatışmaların yine benim kanaatime göre bu hatta gerçekleştiğini, devletin rahatlıkla kullanabileceği rezervleri olduğunu düşünüyorum. Ve buradaki gerçekten müdahaleler evet Alevi kesime yöneliktir ama ondan daha çok Kürtlüğe yönelik, Kürtlerin önünü kesmeye yönelik katliamlardır diyebiliriz. Sanıyorum bana göre soru şeydi, katliamcı olarak ithal edilenler yargılandı mı diye sordu değil mi? Evet. Ha, tamam. Sevgili yoldaş, yargılanmadığı için buradan zaten bunlardan söz ediyoruz. Bırakalım yargılanmayı. Bunlardan söz etmek bile çok sık yapılan bir iş değil. Hatta daha ileri gideyim, naçizane özür diliyorum hepinizde. Bunlardan söz eden biraz ben oldum. Çünkü belgeler bunu gösteriyordu. Ben bunu öyle uydurmadım kendi kafamda. Ama ortadaki belgeler bunu gösteriyordu. Fakat bunu söylemekte bir sorundu. Şöyle bir sorundu. Hatırlarsınız, haberlerde duymuşsunuzdur. Ecevit öldükten sonra arşivinde çıkan bir belge katliamla ilgili günlerce tartışıldı, hatta kitap konusu oldu. Oradaki isimler üzerinde yaptığım bir çalışmadan çıktı. Ve ben o kitabı yayınlayan Rıdvan Akar'a bir televizyon programında Can Dündar'la Rıdvan Akar yayınlamışlardı. Rıdvan Akar'la CNN Türk'te katıldığım bir televizyon programında arada sordum. Dedim ki bu isimleri niye açık açık yazmıyorsunuz, cumhuriyet olarak yazıyorsunuz? Dedi ki bu problem olur, yasal bir problem olur dedi. Onun için. Dolayısıyla ben bu isimler yeni açıklanıyor. Yani yeni derken birkaç yıldan beri açıklanıyor. Bunlar söz konusu değil yargılama. Yargılama şöyle mümkün olabilir. İşte biz katliamı gerçek boyutlarıyla toplumsal duyarlılığı artıracak düzeyde görünür kılabildiğimiz, o katliamın sonuçlarını anlaşılır kılabildiğimiz ve böylece yarattığımız toplumsal duyarlılıkla hesaplaşma süreci başlatabildiğimiz zaman bu tartışmalar daha anlamlı halde başlayacaktır. Ve yeniden yargılama da zaten bunun için talep edilmektedir. Maraş katliamı yeniden yargılama konusu yapılmalıdır. Çünkü Maraş katliamında gerçekten bir yargılama yapılmadı. Mesela burada
sözünü etmediğim uzamasın diye ayrıntılara girmeyeyim diye sözünü etmediğim o dönemin jandarma komutanının bir raporu var.